Konuya başlamadan önce hem şanslı olduğum durumu hem de şanssız olduğum durumu söyleyeyim. Son oturumda biraz yorulmuşumuzdur. O yüzden dikkatinizi rica edeceğim. Ama şanslı olduğum durum, o kadar güzel konuşmalar oldu ki benim yapacağım işi biraz kolaylaştırdı. Özellikle başlamadan önce kendimle ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Bu sene 40. yılımı doldurdum. Bunu neden söylemeye ihtiyaç duydum? Konuşurken daha rahat hissediyorum kendimi. Öyle aşamalardan geçtik ki bu 40 yıl içerisinde hakikaten ünvanlarımızla ilgili rahat rahat bir şeyler söyleyebilirim. Öncelikle sizin bir konuda düşünmenizi rica ediyorum. Ünvanlarımızı meslek hayatımızı içerisinde yeri geldiğinde ifade ederken acaba benim gibi zorlananlar oldu mu? Şimdi ben hiç unutmuyorum özellikle son 5-10 yıl içerisindeki sohbetlerimizde bana mesleğini soran kişinin durumuna bakarak 3 tane farklı cevap veriyor. İşte bazen muhasebeciyim diyorum. Bazen mali müşavirim diyorum. Bazen de işte yeminli mali müşavir belki bilirsiniz gibi. Ama tabii mesleğimizi bilen insanlar da tabii daha rahat yeminli mali müşavirimiz olduğumuzu da söylüyoruz. Bu girişkâğı yapmamın nedeni hakikaten 3 tane ünvanımız var. Hatta KGK'dan dolayı bir de bağımsız devletçi ünvanımız var. 4 tane. Ve ben bu 4'ünü de almışım. Bu sunumu hazırlarken fark ettim. Ortalama işte herhalde 10 yılda bir oluyor. Zannediyorum sunumu slayttan geçebileceğiz. Bu alternatifi hiç düşünmemiştim. Gözüktü. Herhangi biri tıklarsanız belki açılabilir. Bizim serbest meslek mensubu meslektaşlarımızın hizmetlerini yaparken çok teşekkür ederim. Tamam. Bir sonrakine geçiyorum. Geri almış oldum, pardon. Evet, çok teşekkür ederim. Çözüldü mü sorun? Evet, teşekkür ederim. Şimdi benim konum... Sorun çözüldü mü? Evet, çözüldü. Tamam. Teşekkür ederim. Benim konum, ünvanlarımızla ilgili acaba bir değişikliğe ihtiyaç var mı, bir sorun var mı? Ve ne tür öneriler sunulabilir? Ben öncelikle size sormak istiyorum. Acaba hiçbir değişikliğe gerek yok, ünvanlarımız gayet iyidir diyen aramızda var mı? Bir kişi çıktı, iki oldu. Nasıl? Ünvan olarak. Yani mevcut ünvanlarımızın, bu 4 tane ünvanımızın normal ünvanlar olduğunu, sorun olmadığını, bu konuda bir değişikliğe ihtiyaç var mı diye sordum. Siz ihtiyaç yok dediniz. Hayır, ihtiyaç yoktur. Bu ünvanlar kalsın mı diyorsunuz? Peki. Altına uzmanlaşma eklensin. Şimdi ben aslında evet sizin fikrinize ilişkin değişiklik önerilerim aslında paralel. Dolayısıyla ben inanıyorum ki hepimizin bu konuda bir küçük düzenlemeye ihtiyaç olacağı yönünde görüşlerimiz olacak. Bakın, şimdi bizim meslek kanunumuz ben gecikmeli 60-65 yıl dedim ama bugünkü sunumlarda ben öğrendim ki aslında 150 yıl önce Tanzimat döneminde bu meslek bir yasal duruma kavuşabilirdi ama biz en azından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 60-65 yıl gecikmeli bir kanunumuzun olduğunu daha da ilginci acele hazırlandığı yönünde sonraki yıllarda biz fark ettik acele hazırlanmış olduğunu ve 35 yıl geçmiş ama çok ciddi bir değişiklik yok. Aslında serbest muhasebeciliğe ilgili bir değişiklik var ama dikkat ederseniz 6000 tane halen serbest muhasebecimiz var. Şimdi bizim sorunumuz 4 tane ünvan. Bir de kelime sayısı olarak 2 kelimelik, 3 kelimelik, 4 kelimelik ünvanlarımız var. Fazla. Yani bir insan işte ben doktorum, ben avukatım, ben mühendisim deme kolaylığını bizim meslekte maalesef kavuşamadık. Şimdi ben son 3-5 yıldır fark ettim İstanbul'da. Sevgili arkadaşlar çok rahat, çok güzel bir tonlamayla mali müşavir. Yani serbest muhasebeci mali müşavir demiyorlar. Bu güzel bir çözüm ama gerçek bir çözüm değil. Çünkü yasal ismimiz 4 kelimeden oluşuyor.
belki pratik küçük bir çözüm olabilir. Bir de meşhur, bugün de lafa geçti 5'e 4 soru diye. Yine böyle ünvanlara bağlı bir sorun olabileceğini, ünvan değişikliği konusunda belki bu konuda da bir yumuşama olacağını düşünüyorum. Velhasıl hani sorun olarak ana başlıklar altında son maddeyi de şöyle söyleyebiliriz. Biliyorsunuz serbest kelimesiyle başlayan serbest muhasebeci, sonra serbest muhasebeci mali müşavir diye bir serbest kelimesi var. Ben mesleğe askerden sonra başladığımda bir şirketler bünyesinde, dolayısıyla sonradan anladım ki ben bağımlı çalışanım. Hatta 94 için unutmuyorum, 1994-95 İstanbul Senem Odası'nda bağımlı çalışanlar komisyon üyesi. Yani bağımlı çalışanların sorunlarını konuşmak üzere. Hatta ben kendi büromu açtığım 1995'te yine o komisyonda görev aldığımda bir tuhaf olmuştu. Artık ben serbest çalışan ama bağımlı çalışanlar komisyon üyesi olarak. Yani bağımlı çalışanların sorunlarını çok iyi biliyorum. Bir defa o serbest bağımlı ayrımı, garipliği, hoş bir durum değil. Ya da onların gerçek bir meslek mensubu değilmiş gibi. Bir de bir yeminli yeminsiz konusu var. Hani böyle bir psikolojik de olsa bir rahatsız edici bir durum yaratabiliyor. Yani biz 35 yıl içerisinde ünvanlarımızla ilgili ama farkında olarak, ama farkında olmadan bir gariplik yaşadık, işte 5'e 4 gibi ya da işte serbest misin, bağımlı mısın gibi ya da çok uzun kelimeler. Yani ben mesela yeminli mali müşavirlik yaklaşık 18 yıldır konuşurken daha kısa olsun diye mali müşavirlik deme tercihini çok gösterdiğimde hatırlıyorum. Şimdi zararlı kelimeleri ya da sorumlu kelimeleri bulabilir miyiz? Gerçi ben kırmızıya boyadığım için biraz kopya verdim ama altını da çizdim. Yani bu kelimelere gerek var mı? Serbest kelimesine ya da serbest muhasebeci, yani tek başına mali müşavir yetmez mi? Ki meslektaşlar uzun zamandır sadece mali müşavir kullanıyorlar. Yanlarına sayıları da yazdım. Yani ciddi bir sayı var serbest muhasebeciyle yeminli mali müşavirlerden daha çok. Yani başka ayrıntılarla bu düzenlemeyi yapabilir miyiz diye sizinle konuşacağım ama bir tane daha ünvanımız var biliyorsunuz. Bağımsız denetçi. Bence bunu bağımsız kelimesine de acaba gerek var mı? Yani sadece denetçi olabilir miydi diye onu da ilave etme ihtiyacım. Bu arada ben, benim gibi acaba bu dört ünvanı alan tanıdık arkadaşlarımız var mı diye çok merak ediyorum. Bu dördünü de alan, çünkü ben onlardan biriyim. Çok ilginç bir durum bana göre. Şimdi konu yeni ünvanlara gelsin ama ben peşinden ricada bulunacağım. Çok basit bir konu gibi görüş gözükebilir. Fakat o küçük, işte zararlı dediğimiz ya da fazlalık dediğimiz kelimelerin çıkmasıyla acaba bir rahatlama, bir güzellik, bir olumlu bir durum olacak mı diye ben çok kafa yordum özellikle bu hafta ve şöyle bir sonuca vardım. Şimdi biraz önceki zararlı dediğimiz ya da fazla dediğimiz isimleri çıkarınca geri muhasebeci mali müşavir kalıyor. Ya da benim ağırlıklı görüşüm muhasebeci denetçi kalıyor. Yani tabii muhasebeci mali müşavir kelimesi de yine kullanılabilir belki. Ya da sadece denetçi kelimesi de kullanılabilir. Şimdi ben bu varsayımdan, yani bir önceki ekranda zararlı kelimeler çıktığındaki kalan muhasebeci mali müşavir, yani aramızdan diyebilirler ki hani yeminliyle ilgili bir şey yok bu kısımda. Çünkü bir sonraki slide'da ben onu vermeye çalışacağım. Yani asıl ünvan ne olabilir ve asıl ünvandan sonra yetkilendirmelerle neler olabilir? Şimdi asıl ünvan muhasebeci, mali müşavir, denetçi. Yani o mali müşavir, denetçi kısmında ben biraz sizlerin görüşlerini bırakarak hangisinin ağırlık kazanması gerektiği ya da ikisinin birlikte yer alıp da birinin kullanılabileceği bir seçenek belki olabilir ama asıl ana ünvanlar sanki bunlar. Fakat sonrasında örneğin 15 yılını dolduran eski ismiyle seneme, ben de böyle karnı çıkmış da sanki eskiymiş gibi düşünüyorum ama anlatırken kolaylık olsun diye, kıdemli denetçi, yeminli sınavını verenlere de baş denetçidense aslında kolay bir çözüm gibi geliyor. Yani ana ünvanlardan da ayrılmamış oluyoruz. Yani ana ünvan denetçi. Ama 15 yıl senem olmuşlar için
kıdemli denetçi işte yemin sınavını vermişse baş denetçi olabilir. Biliyorsunuz KGK'dan dolayı bağımsız denetçi ruhsatı belgesi veriliyor. Hatta işte sorumlu denetçi de biliyorsunuz KGK belli bir şartları tamamlamış olanlara. Şimdi bunu neden ilave ettim? Bağımsız denetçiyle sorumlu denetçiyi. Çünkü bakın denetçi ana mesleği ya da mali müşavir altında işte kıdemli denetçi, baş denetçi, bağımsız denetçi, sorumlu denetçi bir uyumluluk, bir bütünlük ve daha rahat bilinebilirlik, anlaşılabilirlik olacağını ben düşünüyorum. Şimdi unvan değişikliği yapılırsa başka şeyler de geliyor. Özellikle Hilmi Üstad'ın o da kesinlikle kurulmamalı, çok büyük bir boğulma zararlı. Ben onun da endişesini giderecek şekilde ama sonuçta bir meslek odası olabileceğine ilişkin düşünceni aktaracağım. Dikkat çekmeye çalışıyorum. Şimdi örneğin neler değişebilir noktasında? Kanun ismi mesela çok pratik bir isim olacak. İlk çıktığında hatırlıyor musunuz? Kanun ismi serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir kanunu. Oysa ki işte muhasebeci mali denetçi kanunu. Aynı şekilde TÜRKOP'un o uzun ismi yerine işte Türkiye serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir odaları birliği yerine Türkiye muhasebeci mali denetçi odaları birliği ki kısaltma TÜRKOP oluyor yine sorun yok. Tabii buradan esas geleceğim nokta işte meslek odaları ile ilgili ve zannediyorum ilk defa belki konuşulacak bu ama bunu anlatabilmek için söylediklerimin sonucunda bu serbest muhasebeci mali müşavir odası uzun ismi yerine işte muhasebeci mali denetçi odası yeminli mali müşavir içinde uzun yeminli mali müşavir odası yerine baş denetçi odası ama gelmek istediğim konu aslında üçüncü bir oda. Çünkü bazı meslek mensuplarımızın yani özellikle 20 tane bağımsız denetçi olduğunu varsayarsak bunun 6000 tanesinin aktif ya da 2000 tanesinin, 3000 tanesinin bundan para kazanan bağımsız denetçiler olduğunu düşünürsek eğer kişi yeminli olmasına rağmen, sememe olmasına rağmen bağımsız denetçi unvanını kullanarak mesleğini devam ettirmek istiyor ve bu konuda bağımsız denetçi meslek mensuplarının sorunlarını daha iyi anlayacak, sorunlara daha iyi cevap verebilecek bir odaya üye olmak istiyorsa buna bir engel olabilir mi? Biz yine TÜRMOP çatısı altında ama Türkiye'de bir tane, ama Türkiye'de iki tane, dedik ki yeminli mali müşavir odası 7 tane sayısı uygun ama denetçi odası Türkiye'de bir tane olabilir, iki tane olabilir, üç tane olabilir. Yani belli bir sayıya ulaştıkça o da kurulabilir. Yani bundan ne sememe odaları ne yememe odalarının bir kan kaybına uğrayacağını ben düşünmüyorum. Ama bugünkü konuşmalarda mesela dikkatinizi çekti mi? Bağımsız denetçiler için ama TÜRMOP'ta dendi, meslek odalarında denmedi ama meslek odalarında bağımsız denetçiler için bir özel işte daire, müdürlük, yani bunu çok konuşuyoruz 2-3 yıldır, 5 yıldır ama ki biz federasyon olarak da önerilerimizi yapıyoruz. TÜRMOP Genel Kurulu'nda konuşulduğunu hatırlıyorum. Ama uygulamada ciddi bir şey yok çünkü TÜRMOP kendi dertlerini aşamıyor. Yani o bir sürü stajyeri, meslek mensubunun işte kayıt, kuyut, işte beyannamelerin geciktirilmesiyle ilgili her ay vesaire. Dolayısıyla bir denetçi odasının ben Türkiye'de ama bir tane, ama iki tane, ama üç tane gerektiği kadar kurulabileceğini ve TÜRMOP çatısı altında da, odalar bir çatı altında da daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi eğer bu çalıştayda burada eğer ünvan değişikliği faydalı olması yönünde, işte değişiklik yapmak yönünde bir olumlu bir kararı oluşursa ben TÜBADEF'de bir görev düştüğünü, bu çözüm sürecini takip etmesi gerektiğini, yönetmesi gerektiğini söyledi, gitti. Son slaytım. Dolayısıyla ünvan değişir, ortak görüşü bizim paylaşmamız lazım ki duyurusunu yapabilirim. İlgili meslek odası kuruluşlarıyla görüşmenin de yapılması. Dolayısıyla umarım diğer kanun
değişiklik ihtiyaçlarının içerisinde ünvan değişikliğinde yer alarak faydalı bir kanun değişikliği ortaya çıkar. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Umarım sunum faydalı olmuştur. Ortak görüşün oluşmasını diliyorum.